Merhaba, bu videoda son peygamber olarak gönderilen Hazreti Muhammed 600'lü yıllarda değil de bugün yaşasaydı ve bir ülke kuracak olsaydı hangi devletlerle savaşırdı ve büyük bir imparatorluk kurma yolunda yaşanacak olayların savaş senaryosunu yapacağım. Çok beğenilirse devamı gelecektir. Ayrıca lütfen bunun bir kurgu olduğunu unutmayın ve peygamberimize herhangi bir kötüleme yoktur. İyi seyirler. İlk olarak peygamber Mekke'de doğduğu için bugünün Suudi Arabistan'ını Hazreti Muhammed'in ülkesi olarak kabul edeceğiz ve ülkenin kralının da Selman bin Abdülaziz değil, Muhammed peygamberin olduğunu farz edelim. İlk olarak Hazreti Muhammed ülkesinin ismini Suudluk'tan çıkarttı ve adını Arabistan İslam Krallığı koydu. Bu arada Hazreti Muhammed dünyaya barış getirmek istiyordu ve öncelikle Yemen'deki iç savaşı durdurmak için harekete geçti. Ordusuna emir verdi ve Yemen'e bir askeri operasyon başlattı. Arabistan ordusu ilk olarak Yemen'in başkenti Sana'yı kontrolü altına almak için kıyı üzerinden ilerledi. Fakat karşılarına Yemen'de bulunan terör örgütleri çıktı ve bunlar Hazreti Muhammed'e de biat etmek istemiyorlardı. Bu yüzden kısa süre sonra Arabistan ordusunun önlerinde bombalar patlatıldı ve ordu ilerleyemedi. Bunun üzerine Hazreti Muhammed'in emri ise Yemen'e yüklü sayıda savaş uçağı gönderilmesiydi. Bunun üzerine savaş uçakları geldi ve Yemen'deki tüm terörist grupları havadan vurdu. Böylece Arabistan ordusu hız kesmeden ilerlemeye başladı. Çok kısa bir süre sonra ordu başkent Sana'ya ulaştı. Böylece başkenti düşen Yemen'i kurtarmak artık daha da kolaylaştı. Bir aylık bir süre sonunda Arabistan ordusu Yemen'i büyük bir güçle yenerek bütün toprakları ele geçirdi ve Yemen yönetimine Müslüman ve iyi niyetli bir lider getirildi. Yemen'de kazandıklarını duyan Hazreti Muhammed bunu sevinçle karşıladı. Fakat bu arada Yemen halkı ülkelerini Hazreti Muhammed peygamberin devleti olan Arabistan İslam Krallığı'na bağlamak istiyorlardı. Bu yüzden seçim yaptılar ve %90'lık bir oranla evet kararı çıktı. Bunun üzerine Yemen artık Arabistan İslam Krallığı'na bağlı bir bölge oldu. Hazreti Muhammed'in zekası sayesinde Yemen kurtarılmış ve halkın kendi isteğiyle de toprak almış oldu. Bu arada Hazreti Muhammed yıllardır süren Suriye iç savaşına da el atmak istedi ve bu savaşı durdurmanın tek yolunun kan dökmek değil, barış olduğunu dile getirdi. Fakat Hazreti Muhammed'in var olduğu göz önüne alınırsa Suriye halkının %70'i Muhammed peygambere biat ederek ordusuna katılmak istedi. Böylece bu %70 Suriyeli Hazreti Muhammed'in ordusuna katıldı. Durum bu olunca Suriye'de çok az sayıda insan kaldı ve Muhammed peygamber fetih hareketlerine başlamak için ordusunu Suriye'ye yönlendirdi. Bunun üzerine Arabistan İslam ordusu Suriye'ye giriş yaptı ve başkent Şam'a doğru ilerlemeye başlandı. Çok sürmedi ki Hazreti Muhammed'in ordusu başkent Şam sınırlarına dayandı. Suriye tam savaş uçaklarını kaldıracaktı ki aynı şekilde Arabistan'ın savaş uçakları bölgede belirdi. Bu yüzden bir süre boyunca savaş uçakları havada savaşmaya başladı. Ardından Arabistan hava savaşını da kazanınca ordu başkent Şam'ı da ele geçirdi. Böylece Şam düşünce Suriye yönetimi de düştü. Ardından Suriye'nin her bölgesine Arabistan ordusu gönderildi ve böylece Suriye'nin tamamı Hazreti Muhammed'in yönettiği Arabistan İslam Krallığı'nın eline geçti. Hazreti Muhammed savaşta başarılardan başarılara koşuyordu. İyi bir komutan ve başarılı bir Arabistan kralı olmuştu. Hazreti Muhammed bunun dışında Türkiye ile iyi anlaşmak istiyor ve güzel ilişkiler kurmak için gerekli adımları atmak istiyordu. Ayrıca Türkiye de bunu memnuniyetle karşılıyor ve gerekirse askeri ve tecizat yardımı yapacağını söylüyordu Türkiye. Bu arada Hazreti Muhammed İsrail ve Filistin arasındaki husumetleri biliyordu. Bunun dışında peygamber Arabistan Yarımadası'nda bulunan petrolleri her geçen gün çıkartıyordu ve buradan bir gelir kaynağı oluşturdu. Bu paralarla diğer İslam ülkeleri olan İran ve Pakistan'dan nükleer bomba yapımı için yardım talebi gönderdi. Ancak beklenenin dışında Pakistan ve İran bu paraları kabul etmedi ve Hazreti Muhammed'in ordusuna ücretsiz bir şekilde nükleer bomba sağlayacaklarını duyurdular. Ardından Pakistan'dan 40 adet nükleer başlıklı füze Arabistan İslam Krallığı'na teslim edildi. İran ise Arabistan'a nükleer yapımını öğretti. Artık nükleer silahlara sahip olan Hazreti Muhammed İsrail'i rahat bir şekilde uyarabilirdi. Derken çok geçmeden İsrail'e bir mektup gönderdi. O mektuptaysa şunlar yazıyordu: Allah'ın adıyla. Sevgili İsrailoğulları, Yüce Allah'ın size ve tüm insanlara indirdiği Kur'an'a uyun ve Yahudiliği bırakıp Müslüman olun. Ayrıca Filistin ile uğraşmayı bırakmazsanız, yaratıcınız olan Allah, Kudüs dahil her toprağınıza gökten ateşli taşlar yağdıracaktır, dedi. İsrail ise bu mektubu ciddi bir endişe ve korkuyla okudu. Fakat sonra ciddiye almayarak mektubu sakladı ve Filistin'e zulmetmeye devam etti. Bunun üzerine Hazreti Muhammed ellerini gökyüzüne kaldırarak Allah'a dua etti ve
duası anında kabul oldu. Çok geçmeden İsrail'de şiddetli depremler meydana gelmeye başladı ve bölgede yer alan volkanik dağlar patlamaya başladı. Bunun üzerine İsrail'in üzeri Rab katında işaretlendi ve tam oraya olacak şekilde ufak fakat yakıcı taşlar yağmaya başladı. Hazreti Muhammed'den af dilemeye başlayan İsrailoğulları hemen Arabistan İslam Krallığı'na bir mektup gönderdi ve o mektupta da şunlar yazıyordu: "Ey Allah'ın elçisi Muhammed, lütfen Rabbine dua et de bu depremleri ve düşen taşları durdursun. Böyle devam ederse İsrailoğullarının sonu gelecek. Sana söz veriyoruz, Filistin'i rahata erdireceğiz ve biz de Müslüman olacağız." Bunu okuyan Hazreti Muhammed yine dua etti ve bir gün sonra depremler ve gökten düşen taşlar mucizevi bir şekilde durdu. Bunun ardından İsrail halkına Müslümanlığı kabul ettirdi. Böylece İsrail ülkesi Müslüman bir ülke statüsüne girmiş oldu. Bu arada Türkiye ise Arabistan'ın yaptığı bu fetih hareketlerini görünce kendi de Yunanistan'a savaş açmak istedi ve topraklarını Arabistan gibi genişletmek istiyordu. Türkiye'nin ilk planı Yıldırım harekatıyla Selanik'e kadar ulaşmaktı. Bu yüzden öncelikle Yunan sınırını savaş tanklarıyla doldurdu. Hemen ardından ordusunu göndererek ilerlemeye başladı. Yunanlar ise aynen kendi askerlerini Türk sınırlarına gönderince ilerlemeler durdu ve karasal bir çatışma patlak verdi. Kısa bir süre sonra Yunanlar Edirne'ye girdi. Fakat alt bölgede Türkler hala ilerlemeye devam ediyordu. Türkiye ilerledi ve Yunan bir kent olan İskeçe'ye kadar toprak fethetti. Yunanlar ise aynı şekilde ilerlemeye devam ediyor ve Kırıkkale'nin Karadeniz'e bakan tarafı dahil bu bölgeyi ele geçirmişlerdi. Bu arada Hazreti Muhammed'in yönetmiş olduğu Arabistan Krallığı Türkiye'ye savaş uçağı ve askeri ordu yardımı yapmaya başladı. Bunların gelmesiyle İslam ordusu Kırıkkale ve Edirne'ye gönderildi. Böylece kısa bir süre sonra bu kentler Yunan işgalinden kurtuldu. Ayrıca bölgede kalan diğer İslam orduları Yunanistan'ı fetihte Türk askerlerinin yanına gönderildi. Bir süre sonra Türkiye'nin ilerleyişine Yunanistan karşı koyamıyordu. Çünkü Arabistan Krallığı'nın da desteğini almıştı. Bu yüzden hemen olacak bir şekilde Drama, Serez ve oradan da Selanik olarak bu Yunan kentleri Türk ordusu tarafından ele geçirildi. Ayrıca bu arada Bulgaristan da Türkiye'ye savaş ilan etti ve sınıra ordusunu göndermeye başladı. Ardından Bulgarlar Türk sınırına geldiler ve ilk olarak Karadeniz kıyıları üzerinden ilerlemeye başladılar. Ayrıca Bulgar savaş uçakları da bölgeye gelip Türkleri bombalamaya başladı. Türkiye devleti ise o anda hemen F-16 savaş uçaklarını Bulgaristan sınırına gönderdi. Ayrıca ordusundan bir kısım daha ayırdı ve onları da Bulgar sınır hattına yolladı. Böylece burada hem hava savaşı hem de kara savaşı hızla devam etmeye başladı. Çok kısa süre sonra Türk ordusu Bulgaristan ordusunun savunmasını parçaladı. Böylece Türkler de aynı şekilde Karadeniz kıyılarından Bulgar topraklarını ele geçirmeye başladı. İlk olarak düşen Bulgar kenti Burgaz olmuştu. Daha sonra hızlı bir şekilde Varna kentine ulaşıldı. Türkiye çok mutluydu. Çünkü Yunan ve Bulgar savunmasını parçalamayı başarmıştı ve ilerleyişlerine devam ediyorlardı. Arabistan İslam Krallığı'na geri dönersek, bu arada Hazreti Muhammed tüm Arap Yarımadası'nı kendi topraklarına katmak istiyordu. İlk olarak Umman'dan başladı ve Umman'a yine bir mektup yollayarak şunları söyledi: "Sevgili Umman, bütün Arap ülkelerini birleştirmek istiyorum. Umman'ı Arabistan Krallığı'na bağlayın ve herkes huzur içinde yaşasın." Deyince Umman halkı Hazreti Muhammed'e olan sevgisinden dolayı ülkelerini bağlamak istedi ve Muhammed peygambere güvenerek seçim yaptılar ve ülkenin %100'üne yakın herkes evet kararı vererek Umman'ı Arabistan İslam Krallığı'na bağlamış oldular. Böylece Hazreti Muhammed bu karara sevinse de dünyada ona karşı olanlar da vardı. Örneğin Hristiyan ülkeler. Bu Hristiyan ülkeler İslam peygamberi Hazreti Muhammed'in ülkesine karşıydılar ve daha fazla ilerlemesini istemiyorlardı. Hazreti Muhammed'in onlarla yapacağı büyük bir savaş öncesi durumlar çok karışıktı. Arabistan ordusu Suriye'ye geçerken Ürdün topraklarını kullanmak suretiyle ele geçirmiş olduğu için peygamber oraya bir mektup göndererek "Sevgili Müslüman Ürdün ülkesi, topraklarınızı kullanmak zorunda kaldık. Şimdi istediğiniz takdirde geri vermeye hazırız." dese de Ürdün, Hazreti Muhammed'in ülkesi olan Arabistan İslam Krallığı'nın Suriye ile olan toprak bağlantısını kesmemek adına "Hayır, alemlerin nuru olan peygamberimiz, topraklar sizde kalsın" cevabını gönderdi. Bu arada Hazreti Muhammed devletin başkentini Riyad'dan aldı ve Mekke'yi başkent yaptı. Böylece Mekke başkent olduğu için dünyadaki tüm Müslümanlar sırf Resulullah'ı görmek için Mekke'ye akın etmeye başladı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ise Kabe'nin üzerine çıkıp Müslümanlara şu sözleri söyledi: "Ey iman edenler! Allah'ın size ve bütün açlık çeken yoksul insanlara zenginlik vermesini ister misiniz?" Orada bulunanlar ise hepsi bir olup "Evet ya Resulullah" dediler. Bunun üzerine Hazreti Muhammed, "Bunun için sizden azmayacağınıza ve bu zenginliği kötüye kullanmayacağınıza
yapmayacağınıza dair bir söz almam gerek, dedi. Müslümanlar ise yine hep bir ağızdan, söz veriyoruz ya Resulullah, zengin olursak yaşlılara yardım edeceğiz. Bunun üzerine Hazreti Muhammed Rabbine dua etti ve çok geçmeden Hazreti Muhammed'e Rab katından cevap geldi. Allah Hazreti Muhammed'e şöyle dedi, duanı kabul edeceğim. Fakat azarlar ve zenginliklerinden dolayı beni unuturlarsa onlara ve ülkelerine çok büyük bir azap göndereceğim, dedi. Böylece bir süre sonra dünyanın çok yakınından içi %100 saf altınla dolu gök taşları geçmeye başladı. Bu taşlar dünya atmosferine girince parçalara ayrıldı, küçüldükçe küçüldü ve elle tutulacak kadar küçük hale geldiler. Böylece Allah'ın belirlediği ülkeler olan Endonezya, Pakistan, İran, Azerbaycan, Türkiye, Arabistan İslam Krallığı ve yoksul Afrika kıtasının tamamına altın parçacıkları yağmaya başladı. Böylece insanlar bu altınları topladı ve bu ülkeler büyük bir zenginliğe kavuşmuş oldular. Bu büyük mucizeyi duyan Hristiyan ülkelerden olan Amerika Birleşik Devletleri gibi diğer Hristiyanlığın çoğunluk olduğu ülkelerde büyük bir şaşkınlık vardı. Çünkü gözleriyle bir mucizeye şahit olmuşlardı. Bu yüzden Amerika ve dünyadaki Hristiyanların çoğu Müslüman olmaya karar verdi. Fakat ülkelerin halkları her ne kadar Müslüman olsa da yöneticiler hala Hristiyandı ve peygambere düşmanlık yapmaya meyillilerdi. Bu arada peygamber Allah'ın gökten indirdiği altınları kullanarak kendi devletini güçlendiriyordu. Kıyı bölgelerde tersaneler açarak güçlü zırhlara sahip savaş gemileri inşa ettirdi. Öyle ki bu savaş gemileri süper güç dediğimiz Amerika'nınkilerden bile daha iyiydi. Bunun dışında Hazreti Muhammed'in kuzeni olan Hazreti Ali de Arabistan İslam Krallığı'nın ordu komutanı yapıldı. Hazreti Ali Azerbaycan ve İran ülkesinde büyük saygı gördüğünden dolayı peygamber ve komutanı Hazreti Ali Azerbaycan ve İran'la çok iyi anlaştılar. Bu arada Türkiye, Bulgaristan ülkesinde ilerlemeye devam etmekteydi ve hızlı bir şekilde Bulgar topraklarının yarısına kadar gelip ele geçirmeyi başardı. Ancak bu olaylar Avrupa'daki devletleri harekete geçirdi ve öncelikle Fransa Türkiye'ye savaş ilan etti. Ardından Fransız gemileri Akdeniz'e yola çıkartılıp Türkiye kıyılarına getirildi. Böylece Fransa'nın savaş gemileri Türkiye'ye füzeler fırlatmaya başladı. Türkiye ise bu gemilere karşı filolarını aynı şekilde karşılarına çıkarttı ve burada bir deniz savaşı patlak verdi. Ancak bölgede Fransız gemileri çok fazlaydı ve güçlü de oldukları için Türkiye pek hamle yapamıyordu. Bu arada Türkiye peygamber Hazreti Muhammed'den yardım etmesi için bir talep gönderdi. Muhammed peygamber ise Türkiye'yi zor durumda ve yüzüstü bırakmayacaktı. Bu yüzden Suriye bölgesi üzerinden son model savaş gemilerini Akdeniz'e doğru getirdi. Bu durumda Arabistan İslam Krallığı gemileri gelince Türkiye ve Arabistan bir olarak Fransız gemilerini teker teker batırmayı başardı. Bu arada Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş durumuna da Hazreti Muhammed barış getirmek ve bu sorunu çözmek istedi. Bu yüzden peygamber ordu komutanı Hazreti Ali'ye emir vererek Rusya ve Ukrayna'ya gönderip iki devletin yönetimlerini Mekke'ye davet ettirdi. Kısa süre sonra Rusya ve Ukrayna başkanları Mekke'ye geldiler. Böylece Hazreti Muhammed'in çözüm önerileri şunlardı. 1. İki tarafta yapılan saldırıları durduracak. 2. İki tarafta uygun görürlerse şehir takası yapacak. 3.sü ve en önemli ise barış sağlam olmazsa her iki ülkede Tanrı tarafından bozguna uğratılacak. Son maddeyi gören Rusya ve Ukrayna korktular ve orada birbirlerine sarılarak barıştılar. Ardından ülkelerine gidip savaşı durdurma kararı verdiler. Böylece Rusya ve Ukrayna krizi tatlıya bağlanmış oldu. Fakat Hazreti Muhammed'in dediği gibi şehir takası yapılması her iki ülkeyi de rahatlatacaktı ve bu yüzden Rusya ve Ukrayna antlaştı. Rusya'ya Donbas bölgesi verilirken Ukrayna'ya ise Kırım verildi. Böylece iki ülkede artık barış içinde yaşamaya başladılar. Bu arada Hazreti Muhammed barış konusunda çok başarılı olduğu için bütün dünya çapında popüler oldu. Ardından ise dünyanın en güçlü ve barışçıl insanı seçildi. Ancak bu arada Arabistan İslam Krallığı ülkesine Afrika kıtasında yer alan Somali ülkesi de katılmak istedi ve başvuruyu Hazreti Muhammed peygambere yolladılar. Peygamber ise bunu gururla karşılayacağını belirtti. Bunun üzerine Somali ülkesi seçim yaptı ve %100'lük bir oranla evet kararı çıkınca resmi olarak Arabistan İslam Krallığı'na bağlandı. Ancak bu sırada çoğunluğu Budist ve inekleri kutsal olarak gören Hindistan, Hazreti Muhammed'in ülkesi olan Arabistan İslam Krallığı'na savaş etme kararı alıp gemilerini Arap Yarımadası'nın kenarına getirirken peygambere Allah bunu bildirdi ve o da önlemini alarak Arap Yarımadası'nın Hindistan'a bakan kısımlarına bir savunma hattı kurdu. Bir süre sonra Hint savaş gemileri gelince onlara karadan silahlarla ateş açıldı ve böylece burada büyük bir çatışma patlak verdi. Aradan zaman geçtikten sonra buna şaşıran Hindistan'ın savaş gemileri geri çekilmek zorunda kaldı.
kalsalar da hemen arkalarından Arabistan İslam Krallığı'nın filoları gönderildi ve büyük bir hızla ilerleyerek Hint gemilerinin önü kesildi. Böylece Hindistan gemileri ana karasına ulaşamadan her yerden önü kesildiği için kısa sürede imha edildiler. Fakat bu olaylar Amerika Birleşik Devletleri'ni rahatsız etmişti ve resmi olarak ABD Arabistan İslam Krallığı'na savaş ilan etti. Ancak Amerika, Arabistan'ın başında bir peygamber olduğunun farkında değildi ve neye uğrayacağını şaşıracaktı. Çok geçmeden Amerikan gemileri Akdeniz'e gönderildi ve Arabistan'ın Suriye bölgesi kıyılarına getirildi. Amerika hızla bombalayıp bölgeye askerlerini indirdi ve Suriye kıyısını ele geçirdi. Hazreti Muhammed ise bir mucize daha göstererek Allah'a yine dua etti ve çok kısa bir süre sonra Suriye kıyılarında büyük bir tsunami çıktı. Bu öyle bir tsunamiydi ki Amerikan askerlerinin ele geçirdiği kıyıları çok hızlı bir şekilde dövüyordu. Bu sebeple ABD ordusu bölgede ayakta bile duramayacak hale gelerek burada denizin taşmasıyla boğularak öldüler. Bu olaydan sonra da dünya çok hızlı bir şekilde Müslüman olmaya başladı. Öyle ki dünyada sadece 1 milyon civarında Hristiyan kalmıştı. 2.4 milyar Hristiyan ise bu mucizelerin gösterilmesiyle Müslüman oldular. Fakat dünyada Hazreti Muhammed'e rağmen din değişmeyen bir tek Çin Halk Cumhuriyeti ve Hindistan kalmıştı. Çin, geleneksel Çin dinleri ve ateizmin yüksek olduğu bir ülkeyken, Hindistan, Hinduizmin çoğunluk olduğu ülkelerdendi. Fakat Hazreti Muhammed bu serinin ilerleyen bölümlerinde Asya'ya yönelecek ve oralarda da yaratıcı Rab olan Allah'ın müsaadesiyle mucize gösterecek ve oralarda da Müslümanlık artacaktı. Fakat şimdi Hazreti Muhammed'in dua etmesiyle gerçekleşen mucizelerden dolayı Allah'a bol bol şükredecek ve günlerini ibadetle geçirecekti. Hazreti Muhammed ibadet ile ilgilenirken Türkiye Yunanistan cephesine çok büyük bir ordu gönderimi yaptı ve ilk olarak Trakya bölgesinin kalan kısmını ele geçirdi. Ardından başkent Atina'yı alma hedefinde ilerlemeye başladı. Çok geçmeden Türk ordusu önce Kozan ve oradan da Larissa'yı aldı. Fakat Yunanistan bu alımlara daha fazla dayanamayıp Türkiye'yi Hazreti Muhammed'e şikayet etti. Yunanlar, sevgili İslam peygamberi, Türkiye bizi neredeyse tamamen ele geçirecek. Size söz veriyoruz, bir daha Türkiye'ye bulaşmayacağız. Türkiye'yi uyarın ve bize saldırmayı durdursun. Bunun üzerine Hazreti Muhammed Türkiye'yi uyardı. Türkiye ise peygamberin sözünü dinledi ve saldırmaları durdurdu. Artık Yunan Türkiye savaşından Türkiye galip çıkmıştı. İlk olarak Çin ve Hindistan'daki insanlar dinlerini değiştirmeyi istemiyor olsalar da peygamberden büyük bir mucize göstermesini bekliyorlardı. Bunun üzerine Çinliler ve Hinduların büyük çoğunluğu Arabistan İslam Krallığı ülkesine toplandılar. Böylece Hazreti Muhammed hepsinin önünde şunları söyledi: Allah size büyük mucize olarak ayı ortadan ikiye bölüp tekrar birleştirmeme izin verecek. Ancak iman etmezseniz Allah'ın gazabına uğrayacaksınız, dedi. Bunun üzerine Çinli ve Hindular, söz veriyoruz, şahit olursak Müslüman olacağız, dediler. Bunun üzerine peygamber elini kaldırdı ve aya doğru uzattı. Tam o sırada şimşek silüetinde bir melek gelerek beyaz bir ışıkla ayı ortadan ikiye yardı ve kısa süre sonra ay tekrar birleşti. Bunu gören Hintli ve Çinliler büyük bir şaşkınlık içerisine girdiler. Çok geçmeden hepsi Müslüman olduğunu ve artık yaratıcı Rab olan Allah'a inandıklarını söyleyerek iman ettiklerini açıkladılar ve ülkelerine döndüler. Ancak Hindistan ve Çin yönetimi onlara zulmetmeye başladı ve Müslüman olanlara baskı yaparak boykot kararı verdiler. Yani Müslüman Çinli ve Hindistanlılar artık alışveriş yapamayacak ve açlığa mahkum edileceklerdi. Çok geçmeden Hindistan, Hazreti Muhammed'in ülkesine atom bombası atacağını söyledi. Aradan bir süre geçtikten sonra nükleer füzeyi Mumbai kentinden ateşledi. Füze Arabistan İslam Krallığı'na doğru giderken o sırada Pakistan ve İran ülkelerinin hava savunma füzeleri onu anında saptadılar ve nükleer henüz denizin üzerindeyken hedefine ulaşamadan düşürtüldü. Bu olaydan sonra peygamber İran ve Pakistan'a teşekkürlerini sundu. Bu arada Yunanistan rahat durmuyordu ve Türkiye'ye karşı bütün Avrupa Birliği'nin birleşmesi gerektiğini söylüyordu. Bunun rahatlığıyla elinde bulunan tüm ordusunu Türkiye sınırına göndererek yeniden saldırmaya başladı. Türkiye'nin hazır orada fazla bir ordusu da bulunmadığı için bunu fırsat bilen Yunanlar Türkiye'yi Selanik'e kadar püskürttü. Bulgar cephesinde ise Türk ordusu tüm Bulgaristan'ı ele geçirmeyi başardı. Fakat bu sırada Avrupa ülkelerinin tamamı birleşme kararı alarak Türkiye'ye savaş ilan ettiler. Bunun üzerine ellerinde bulunan ordunun büyük bir kısmını Türkiye sınırlarına yolladılar. Bu büyük güce karşı Türkiye fazla dayanamayarak toprak kaybetmeye başladı. 2 haftalık bir süre sonunda Bulgaristan'ın tamamı Türkiye'nin elinden çıkartıldı ve Avrupa müttefikliğine dahil edildi. Ancak bunun dışında Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Hindistan tek bir güç olup birleşti ve Hazreti Muhammed peygamberin Hint Okyanusu'na bakan kıyılarına savaş gemilerini getirdi. İran, Pakistan ve Azerbaycan ise onlar da bir güç olup envanterindeki savaş gemilerini Hint Okyanusu'na sürüp karşılarına çıkardılar. Böylece burada büyük bir deniz
Kudüs Savaşı patlak verdi. Bu savaş devam ederken Avrupalılar Türkiye'den toprak almaya devam ediyorlardı. İlerleye ilerleye İstanbul'un Avrupa tarafını tamamen ele geçirdiler. Fakat Hazreti Muhammed Türklere olan desteğini kesmeyecekti ve Avrupa sınırına ordu gönderimi yaptı. Türkiye'de ordu gönderince burada devasa bir savaş başladı. Hint Okyanusu tarafında ABD, Çin ve Hindistan gemileriyle Pakistan, İran ve Azerbaycan donanmaları uzun süren bir deniz harekatı sonucu iki tarafta yoğun gemi kaybı yaşadı. Fakat Hazreti Muhammed savaş uçaklarını göndermesiyle 3 süper gücün donanmaları burada patlatılarak denizin soğuk sularına gönderildi. Tabi bu olay Amerika Birleşik Devletleri'ni çok sinirlendirmişti ve tek çare olarak Hazreti Muhammed'in ülkesine atom bombası atmakta buldu. Bu yüzden bu sefer nükleer başlıklara sahip 10 adet savaş uçağını Arabistan'ın üzerine getirmeye başladı. Fakat Hazreti Muhammed Allah'tan bir mucize daha isteyerek gelen uçakları bir şekilde düşürtmesini istedi. O sırada Allah peygamberin duasını kabul etti ve nükleer başlıklı füzeler yoğun çıkan devasa bir kasırga sırasında dengelerini kaybedip yere çakıldılar. Bu arada Müslüman olan Çinli ve Hindistanlılara zulümler devam ediyordu. Allah buna çare olarak o ülkeye bela yağdıracaktı. Çok geçmeden bu ülkelerin genelinde çekirge saldırıları başladı. Ardından Çin'in başkenti Pekin ve Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de büyük bir kara veba hastalığı ve salgını başladı. Bu yüzden kısa süre içerisinde bir sürü insan hayatını kaybetmeye başladı. Çin ve Hindistan ülkelerinde yaşayan Müslümanlar ise Hazreti Muhammed'in ülkesine gelince Arabistan İslam Krallığı'nın nüfusu devasa bir şekilde patlama yaptı. Öyle ki nüfus 100 milyon civarındayken bir anda 1 milyar seviyesine yükselmişti. Bu insanlar Hazreti Muhammed'den vatandaşlık vermesi için başvuruda bulundu. Peygamber ise hoşgörülü bir şekilde "Evinize hoş geldiniz. Kendi ülkenizdeymiş gibi yiyin, için. Size vatandaşlık da vereceğim." Ancak nüfus fazla olduğu için peygamberin topraklarını genişletmesi gerekiyordu. Bu yüzden Müslüman ülkelere çağrı yaparak şunları söyledi. "Ey İslam ülkeleri, peygamberiniz size çağrı yapıyor. Gelin topraklarımızı birleştirelim," dedi. Ancak bu çağrıya öncelikle Mısır ülkesi uyduğunu açıklayarak ülkesinde bağlama seçimi yaptı. Bunun üzerine %55 civarında evet kararı çıkınca halkının yarısından fazlası evet dediği için Hazreti Muhammed'in ülkesine bağlanmış oldu Mısır. Ardından Irak ve Kuveyt ülkeleri de seçim sonucunun %70'e yakın çıkmasıyla Arabistan İslam Krallığı'na bağlandı. Türkiye genel olarak bağlanmaktan yana değildi. Çünkü bağlarsa bağımsızlığının gideceğini düşündüğü için bağlamamaya karar verdi. Fakat peygambere her türlü yardımı yapacağını belirtti ve Müslüman Çinli ile Hintlileri ülkesinde ağırlamaktan hoşnutluk duyacağını söyledi. Aynı şekilde Azerbaycan da öyle. Bunun üzerine Hazreti Muhammed bu Hintlilerin 20 milyon civarını Türkiye ve Azerbaycan'a gönderdi. Bu arada İran ve Pakistan bağlanmaya karar vererek İki ülkede seçim yaptı ve yüksek evet oranı çıkınca Arabistan İslam Krallığı'na bağlandılar. Artık Hint ve Çinliler için büyük toprak genişliği olduğu için bunlar ülkenin her yerine yayıldılar ve buralarda yaşamaya başladılar. Bu arada Afganistan ülkesi de kendisini peygamberin ülkesine bağladı. Ardından bu domino etkisiyle ve sırasıyla Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Sudan, Eritre, Cibuti, Çad, Libya, Tunus, Cezayir, Fas, Batı Sahra, Moritanya, Mali, Nijerya, Bangladeş ve son olarak Endonezya'da topraklarını Hazreti Muhammed Peygamber'in ülkesi olan Arabistan İslam Krallığı'na bağladılar. Endonezya bir gemi gönderip Hazreti Muhammed'i Arabistan'dan aldı ve kendi topraklarına getirdi. Hazreti Muhammed Endonezya'yı oldukça beğendi ve hoşuna gitti. Ardından tekrar ülkesine geri döndü. Bu arada Hindistan ve Çin Halk Cumhuriyeti ülkelerinde baş gösteren salgın hastalıklar ülkenin her yerine yayıldı ve ölen insan sayısı milyonları geçti. Bu durum Çin'i ve Hindistan'ı çok ciddi bir şekilde etkilemeye başladı. Bu yüzden öncelikle Hindistan hemen Hazreti Muhammed'den özür diledi ve ateşkes ilan etti. Çin ise büyük bir nüfus kaybı yaşasa da Müslüman olmamaya direniyordu ve Hazreti Muhammed'e atom bombası atmaya karar verdi. Kısa süre sonra devasa bir menzile sahip kıtalar arası füzelerini ateşledi. Bu nükleer füzelerin bir kısmı hava savunma sistemleri tarafından havada patlatılsa da bir nükleer İran eyaletinin Sircan kentine düştü. Bu yüzden bu şehirde yaşayan Müslümanlar hayatını kaybetmeye başladı. Kısa süre sonra nükleerden sızan radyasyonlar büyüdükçe büyüdü ve alanı daraltmaya başladı. Siyah olan bölgeler dümdüz oldu ve burada uzun bir süre kimse yaşayamayacak duruma geldi. Hazreti Muhammed bu duruma çok sinirlenmişti ve Müslümanların ölmesi onu derinden etkiledi. İntikam almak istedi ve Pakistan bölgesine büyük bir nükleer füze sahası kurdu. Çok geçmeden Çin Halk Cumhuriyeti ülkesinde 50 adet nükleer füze yağmuru atılmaya başlandı. Bu nükleerler Çin'in her bölgesine hedef olarak ilerledi.
Bu arada Çin'in hava savunma füzeleri bunların büyük bir kısmını havada saptadı ve gökte patlattı. Fakat Arabistan'ın bir nükleer füzesi Çin'in başkenti Pekin'e düşmeyi başardı. Böylece nükleer radyasyon bölgeyi etkileyerek büyümeye başladı. Bu düşüşten Çin Halk Cumhuriyeti 10 milyon insanını kaybetti. Böylece Çin, Hazreti Muhammed'e ve Müslümanlara çok kinlendi ve onları yok etmeyi düşündü. İlk olarak ordusunun büyük bir kısmını Arabistan sınırlarına gönderdi. Böylece Çin ilerlemeye başladı. Hazreti Muhammed ise Müslüman olan Hintli ve Çinlilerin eline silah verip Çin sınırına yolladı. Böylece burada büyük bir çatışma patlak verdi. Çatışma devam ettiği sırada Çin hala ilerlemeye devam ediyordu ve durdurulamıyordu. Bu durumu gören peygamber endişelendi ve yine Allah'a dua etmesinden başka çare kalmamıştı. Allah'a şöyle dedi: "Allah'ım, sen bana düşman olanlara düşman ol, benimle dost olanlara ise dost ol." dedi. Bunun üzerine Allah peygamberinin duasını kabul etti ve hızla ilerlemekte olan Çin sınırının olduğu noktada 10 şiddetinde devasa deprem yarattı. Böylece bölgede Çin ordusu bu derece büyük bir depremde yer yarıldığı için yerin dibine gömüldüler. İlk olarak Orta Doğu'da Arabistan İslam Krallığı'na bağlanmayan bir İsrail, Türkiye ve Azerbaycan kalmıştı. Bu arada İsrail, Yahudilerin düşmanı Avrupa'nın birleşmesini gördüğü için kendi de ülkesini Hazreti Muhammed'in ülkesi olan Arabistan İslam Devleti'ne bağlamaya karar verdi. Ardından envanterinde bulunan 400 nükleer füzeyi de Arabistan'ın envanterine hediye olarak verdi. Bu arada Güney Kıbrıs Rum yönetiminde yaşayan Yunanlar, Türk tarafı olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ele geçirmek istedi ve sınır hattına yoğun asker gönderimi yaptı. Kuzey Kıbrıs ise bunu Türkiye'ye haber verdi. Türkiye ise o sırada Avrupalıların İstanbul'un batı tarafını ele geçirdiği için oraya odaklanması sebebiyle yardım gönderemiyordu. Fakat Arabistan İslam Krallığı hemen oraya bir savaş gemilerini göndererek adayı kuşattı ve adanın her yerini ele geçirdi. Bunun dışında Türkiye Azerbaycan ile anlaştı ve şunları söyledi: "Hey Azerbaycan, can dostum. Avrupalıların bizi de işgal etmesini istemiyorsak, Hazreti Muhammed'in ülkesi olan Arabistan İslam Krallığı'na bağlanmamız mühim önem taşıyor. Var mısın?" Azerbaycan ise "Seninle her şeye varım, can Türkiye." dedi. Bunun üzerine her iki ülkede peygamberin ülkesine bağlandılar. Böylece İstanbul'u Avrupalılardan yeniden fethetmenin zamanı peygamber için çoktan gelmişti. Hazreti Muhammed ülkesindeki savaş gemilerini Karadeniz'e sürerek Avrupa kıyılarına füzeler fırlatılmasını emretti. Fakat Avrupalılar buna karşı savaş uçaklarını kaldırdı ve bunun sonucunda Karadeniz'de yer alan bütün Arabistan gemileri imha edildi. Ancak bu olay bardağı taşıran son damlaydı ve 1 milyon kişilik büyük bir ordu ayarlandı. Ardından bunlar İstanbul sınırına gönderildi. Ayrıca Arabistan İslam Krallığı oraya hava savunma silahlarını da gönderdi. Öncelikle bu devasa büyük askeri güce karşı koyamayan Avrupa, Arabistan İslam Krallığı tarafından geri püskürtülmeye başlandı. Çok geçmeden İstanbul ve çevresi yeniden ele geçirildi. Bu da demek oluyordu ki İstanbul'un yeni fatihi Peygamber Hazreti Muhammed olmuştu. Bu arada peygamber ve ordusu az bir kayba uğrayacak şekilde hızla Avrupa'yı fethetmeye devam ediyordu. Kısa süre sonra aralarında Sofya isimli kentin de bulunduğu eski Bulgar topraklarının tamamı peygamberin ülkesi tarafından ele geçirildi. Bu duruma karşı Avrupa'nın, özellikle Fransa'nın elinde bulundurduğu nükleer bombaları kullanmanın zamanı gelmişti. Hatta geçiyordu. Fakat Arabistan'da da nükleerlerin bulunduğunu unutmaması kaydıyla. Ancak buna rağmen kaybedecek bir şeysi bulunmayan Avrupa'nın, dünya yok olma pahasına da olsa nükleer atmaya karar vermişlerdi. Bir süre sonra nükleer füzeyi Fransa üzerinden ateşledi. Menzili de uzun olduğu için Bulgaristan'a kadar ulaştı ve buraya düşerek büyük bir kayıp ve patlama etkisi yarattı. Aralarında Türklerin de olduğu yaklaşık 500 bin asker ve bölge halkından da insanlar kayba uğradı. Bu durum peygamberin gücüne gitmişti. Bunun üzerine Kuzeybatı Afrika bölgesine bir füze sahası kurdurdu. Ardından ateşleyerek Fransa bölgesine füze yağmuru gönderdi. Tam o sırada bazı füzeler Avrupa'nın hava savunma sistemlerine takılsa da iki adet nükleer füzenin biri başkent Paris'e, diğeri de Lyon isimli Fransız şehrine düşmeyi başardı. Böylece radyasyonlar kentlerin her yerini sararak büyümeye başladı. Bu arada Avrupa buna uyanınca seri bir şekilde burada büyük bir karşılıklı nükleer savaş başladı. Bir aylık bir nükleer kıyametten sonra Batı Avrupa'nın tamamı radyasyonlu bölge oldu ve yaklaşık 300 milyon insan öldü. Arabistan tarafında ise bu bölgede fazla insan
yaşamadığı için yaklaşık 100 milyon kayıp yaşandı. Bu süre sonunda iki taraf da yeter diyerek bombardımanları durdurdu. Fakat bu kargaşa sonucu Avrupa'nın hiç nükleer füzesi kalmamıştı. Arabistan'da ise hala 50 adet nükleer bulunuyordu. Bunun üzerine diğer cephede işi kolaylaşan Arabistan İslam Krallığı buraya tekrar büyük bir ordu gönderdi. Bunun üzerine radyasyonsuz bölgelerden ilerleyerek tüm Yunanistan'ı, oradan da hızlı bir şekilde Makedonya, Arnavutluk, Kosova ve Karadağ'a kadar ulaştı. Arabistan İslam Krallığı gücünü Avrupa'ya kanıtlamıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin ise geçen bölümdeki kayıplarından sonra artık bu ülkeye bulaşmaya korkar duruma gelmişti. Fakat Avrupa direniş gösterecekti ve halkını silahlandırarak hepsini sınır hattına gönderdi. Bunun üzerine burada devasa bir çatışma başladı. Bu savaş aylarca, hatta bir yıl gibi bir süre boyunca devam etti. Bu arada doğu tarafında öncelikle diğer Türk devletleri olan Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Kazakistan'da Arabistan İslam Krallığı topraklarına sırayla bağlandılar. Çok büyük bir güce ulaşan bu ülkeye herkes bağlanmak istiyorlardı. Bu yüzden Afrika'da henüz bağlanmayan ülkeler de peygambere destek çıkmak için bağlandıklarını açıkladılar. Bu sebeple Afrika kıtasının da tamamı Arabistan İslam Krallığı'nın hakimiyetine girdi. Arabistan bu güçle çok büyük olan askeri gücünü kullanarak onları Hindistan ve Çin sınırlarına gönderdi. Çinliler ve Hintlilerin de ellerindeki bütün ordusunu sınır cephe hattına gönderince buralarda da büyük bir savaş patlak verdi. Diğer Avrupa tarafına bakarsak her iki ülkede çok fazla kayıp yaşamışlardı. Fakat Arabistan İslam Krallığı'nın daha fazla ayakta kalan ordusu olduğu için ilerlemeler hız kesmeden devam etmekteydi. Kısa sürede Sırbistan alındı. Onun ardından Bosna, Hırvatistan ve Slovenya'ya kadar geldi peygamberin ordusu. Avrupa Birliği'nin elinden artık hiçbir şey gelmiyordu. Çünkü tüm kaynaklarını tüketmişlerdi ve olacak olayları adeta izlemek zorundalardı. Arabistan İslam Krallığı'nı durduracak tek bir ülke dahi kalmamıştı. Bu ülke hızlı bir şekilde Avrupa'da ilerlemeye devam ediyordu. Bu arada Akdeniz'e gemilerini göndererek İtalya'nın Sicilya adasını ele geçirdi. Üstten de gelerek kısa süre içerisinde İtalya'nın tamamı da Arabistan tarafından ele geçirildi. Buranın batı tarafı nükleerli bölgeler olduğu için oralara yanaşmakta çekingeliydi Arabistan ordusu. Bu yüzden kuzeye ve doğuya doğru ilerleyerek çok kısa bir süre içerisinde ordusuz Avrupa Birliği'nin bütün topraklarını ele geçirmeyi başarmıştı. Çin ve Hindistan tarafında buralarda devam eden ciddi bir savaş mevcuttu ve bu belki de uzun yıllar boyunca sürecekti. Bu arada Bangladeş tarafı da Hindistan'a saldırmaya başladı ve toprak almaya devam etti. Bir süre sonra Hindistan'ın bu Siliguri Geçidi isimli bölgesine çıkartma yaparak ele geçirdi. Ardından Hindistan'ın bu kopartılan bölgesinde de ilerlemeye başladı. Kısa süre sonra buranın da tamamını ele geçirmeyi başardı Arabistan'a bağlı Bangladeş. Aynı şekilde batıdan da Arabistan İslam Krallığı ordusu ilerlemekteydi. Çok sürmedi ki bunlar toprakları ele geçire geçire Yeni Delhi'yi de almayı başardılar. Hindistan ülkesi ise buna tepki olarak intihar etmeyi tercih etti ve çevresiyle kendisine nükleer bombaları patlatarak kendiyle ve bölgedeki Arabistan ordusunu tamamen yok etti. Hindistan artık yok olduğuna göre Arabistan İslam Krallığı için sıra Çin Halk Cumhuriyeti'ne gelmişti. Derken Araplar burada yine ilerleyerek Çin'in çok az bir kısmını ele geçirmeye başladı. Fakat Çin Halk Cumhuriyeti hızlı bir şekilde bölgeyi nükleer yağmuruna tutarak Arabistan'ın doğu tarafını tamamen saf dışı bıraktı. Artık Çin ile Arabistan İslam Krallığı'nın sınırına büyük bir radyasyonlu bölge engel oluşturdu. Yani artık ne Çinliler toprak almak için saldırabilirdi ne de Araplar. Son olarak Hazreti Muhammed ele geçirdiği bölgelerdeki insanlara ülkelerini teslim etti ve onlara eyalet sistemi kurdu. Dünyada artık bir Müslümanlar bir de ateizm inancı kalmıştı ve bölümün sonuna geldik.